Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Evet, uzun zamandır video yapmıyoruz, farkındayım ve her seferinde her yeni videoda bu cümleyi kurmaktan da aslında biraz bıktım ama videolara geri dönmenin zamanı geldi diye artık düşünüyorum. Ama videolar eski sıklıkla olmayacak, biraz daha seyrek olacak. Şu işte bir yıllık dönemde bakarsınız işlerimizin yoğunluğuna göre de arttırabiliriz video sayımızı. Tabii bunu arttırmamızdaki en önemli kıstas videoları beğenmeniz ve paylaşım yapmanız ve bize destek vermeniz olacak altta yorumlar kısmında. Şimdi baştan uyarayım, videoda bebek ağlaması sesi ya da bir öksürük sesi, hatta bağırışma sesleri duyarsanız aldırış etmeyin ve alıcınızla oynamayın. Çünkü tamamen bu sesler bu videodan geliyor olabilir. Şimdi konuma gelecek olursam, izin vermiyorlar. Telefon çalmaz, telefon çalacağı tuttu. Neyse, şunu bir kapatalım. Şimdi konumuza gelecek olursak neydi? Enola Holmes 2 çıktı. Biliyorsunuz birinci filmin incelemesini de ben yapmıştım. Şurada bir yerlerde paylaşırım linkini. Şimdi Enola Holmes, Sherlock Holmes'tan Sherlock Holmes'un yardımcı hikayesi gibi ya da Sherlock Holmes evreninde geçen bir hikaye. Sherlock Holmes'un kız kardeşini anlatıyor. Normalde bu karakter yok. Daha önceki videoda zaten bunları anlatmıştım. Orijinal hikayelerde bu karakteri normalde görmüyoruz. Ama işte Sherlock Holmes dizisinde bu Sherlock Holmes dizisinde Enola Holmes'u, Enola karakterini, oradaki ismi tam olarak Enola da olmayabilir. Bunu bir önceki videoda daha ayrıntılı anlatmıştım. O videoyu da izlemem gerekirdi videoya başlamadan önce, ama tabii ki o kısmı atladım ben de, çünkü niye, vaktim yok ve her an bir bebek ağlaması sesi gelebilir. Şimdi gelelim filme. Film nasıldı? Şimdi bu video spoilerlı bir video olmayacak. Genel olarak film nasıldı? Çok fazla ayrıntıya da giremeyeceğim, çünkü çok fazla not alamadım. Bodoslama olarak film nasıldı? Bunu kendi yorumumla anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarda işte özetler alırım, notlar falan çıkartırım. Bunda direkt bodoslama giriyoruz. Şimdi harika, şu an arkada bir çocuk ninnisi müziği çalmaya başladı. Duyuyorum. Neyse, sanki mahsus yapıyorlar. Şimdi gelelim konumuza. Şimdi ne diyebilirim? Enola Holmes 2 filmi IMDb puanı 6.6 almış. Birinci filmin de IMDb puanı 6.6 diye baktım. Aslında kritik review'lar ve metascore'ları önemli. Metascore'dan da 61 almış genel olarak. Yani izleyiciler ya da eleştirmenler ve normal kitle aynı standartta ilerlemiş diyebilirim ben burada. Bazen IMDb puanları şaşırtabiliyor. Buna da çok fazla güvenmemek gerekiyor. Ama bana kalırsa bu film için şunu diyebilirim. Tabii ilk filmi izleyeli 2 sene oldu. 2 sene sonra ikinci filmi izlemek, bazı şeyleri unutmuşum. Yani tekrar gelip de birinci filmi izlemek istemedim. O kadar ne yazık ki bir vaktim yok. İkinci filmi izlediğimde bazı şeyleri unuttum. Bazı şeyler İşte zorlamamla aklıma geldi. Ama bendeki tat, tabi uzun zamandır da şöyle oturup güzel bir film, yani çok mükemmel bir film değil ama keyif veriyor. Yani güzel bir film. Yani çıtır çerez kıvamında sizi tatmin ediyor. Beğeniyorsunuz. İlk filmi beğenmiştim. Açıkçası ikinci filmi daha çok beğendim. IMDb'den 6.6 puan almasına şaşırdım. Bana göre ikinci film daha iyiydi. Henry Cavill karakterini daha fazla gördüğümü düşünüyorum. Tabii birinci filmi biraz unuttum. O da var. Bayağı bir unuttum aslında. Birazı da yok. Ama sanki bana Henry Cavill karakterini daha fazla gördüğüm gibi geldi. Eğer ki birinci filmle ikinci film arasında izlediğinizde çok bir vakit yoksa, yani bana altta, bu videonun altında yorumda
açıklayabilirler. Size göre nasıldı mesela? Henry Cavill karakteri daha mı fazlaydı birinci filme göre? Bana açıkçası birinci filme göre Henry Cavill karakteri daha fazlamış gibi geldi. Bu benim için, yani benim düşüncem daha iyi olmuş yönünde. Tabii Henry Cavill karakteri şu dizi incelemesinden çok olay Henry Cavill'a döndü. Henry Cavill karakterini şu sıra çok fazla duyuyoruz gündemde. İşte bir Superman'e geri dönüyor, bir Witcher ne onun ismi, dizisinden ayrılıyor 4. sezonda. Sonra hayranlar Witcher'a geri dönmesi için oy topluyorlar. Hayranlar Superman'e geri dönmesi için oy topluyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Niye bu kadar durdum bu karakter üzerinde? Sevdiğimiz bir karakter. Her role yakışan da bir karakter. Şu sıralarda 007'de de yeni 007 James Bond karakterinde de söylentiler var. Olabilecekti. Şimdi filmi anlatmadan önce bir şeye girdim, bir yola girdim. Onu da baştan çıkartmak istiyorum hemen. Henry Cavill karakterinin sözleşmesi Netflix'te aslında bitiyor. Ve Sherlock Holmes 2 nasıl diyebilirim size? Devamı gelecek bir şekilde bitti film. Devamının gelmesini isterim bu arada. Piyasada bir Sherlock Holmes dizisinin yokluğundan dolayı bir açlığı var. Bu seriyi de seviyorum ya da bu evreni seviyorum ben de açıkçası ve bir şekilde dolduruyor. Tamam, eski tatta değil, daha su katılmış versiyon belki diyebiliriz ama tat, yani şöyle bir şey diyebilirim. Önüme konulan yemekten diyeyim, içerik olarak tükettiğim içerikten keyif aldım. Yani tatmin etti beni ama beni neler tatmin etmeli dersek aslında dediğim başlangıçta dediğim gibi çıtır çerez bir film. Ama şunlar vardı. Netflix klişeleri. Film tahmin edilebilir bir senaryoda bu arada. Sizi çok fazla şaşırtmıyor. Yani Sherlock'un dizisindeki gibi yani çok böyle kafa yorulan işte nasıl diyebilirim olay örgüsü filan yok. Ama ilk 15-20 dakika biraz ağır ilerlerken ortaya doğru dizinin temposu genelde Sherlock'larda dizilerinde de böyledir. Sona doğru bayağı bir açılır tempo. Bunda da aynı şekilde film size kendini çekiyor. Filmin ortasından sonra bir sonraki ne olacak diyorsunuz. Bir yandan da tahmin ediyorsunuz. Tahmin edilebilir durumlar mevcut. Ama şöyle klişeler var. İşte baş karakterimiz kadın biliyorsunuz. Millie Bobby Brown oynuyor. Bu Stranger Things'in başrolünde oynayan karakter. Hepimiz artık bu şeyi biliyoruz. Kadın aktristi biliyoruz. Nasıl diyebilirim size? Bu rolü iyi başarıyor. Açıkçası oyunculuğu da iyi. Kötü değil. Keyif alıyorsunuz izlerken. Henry Cavill'ı görmek, daha fazla görmek keyif veriyor. Tabii filmde Henry Cavill'ı biraz harcamışlar olan sahneler de var. Dövüş sahnelerinin daha iyi olmasını isterdim Henry Cavill ile olan sahnelerin. Son olarak özetleyecek olursak Netflix klişelerinden işte kadınlar güçlüdür. Kadınlar her şeyi yapar. Kadınlar gerekirse birleşir, kadınlar gerekirse değiştirir. Tamam, karakterimizin başrolü kadın bir karakter olduğundan dolayı bunların hiçbirine, yani bunların hepsini aslında okey diyebilirim. Bir sıkıntı yok. Normal bir filmde görseydim ne derdim? Ya olmaz bu kadar da, yapılmaz filan derdim. Ama bunda aslında o kadar aşırıya kaçmıyor. Tamam var. İşte bazı ünlü karakterleri işte siyahileştirme var, zencileştirme var. Irkçı bir insan da değilimdir. Yani yani tamam kilit karakterler, yeni çıkan kilit karakterlerin, ama bir bakıyorsunuz bu kişi kadın. Kadın olmaması gerek. Ya da bu kişi bakıyorsunuz
siyahi olmaması gerek diyorsunuz. Şunu diyebilirim size. En son Prime Video'da kısa boylu elfler ve siyahi bir elf gördükten sonra açıkçası her şey artık olabilir diye bakıyorum ben bir seyirci olarak. Sonuç olarak bu Enola Holmes uyarlaması farklı bir hikaye, farklı bir bakış açısı la Sherlock Holmes dünyasını bize anlatıyor, yeniden anlatıyor. Karakterler değiştirilmiş, farklı kişiler oynuyor. İşte dediğim gibi erkekse kadın ya da erkekse yine erkek ama siyahi bir karakter. O kadar benim gözüme batmadı. Artık dediğim gibi en son kısa boylu erkekler ve siyahi erkekten sonra sinema dünyasında bunlar yapılamaz şeylerdi. Çok göze batmadı. Şu sıra 007'nin de bir kadın versiyonu çıkabilir diye konuşuluyor. Bilmiyorum artık. Açıkçası film izlenir. Hafta sonu ya da bir akşam keyifli vakit geçirebileceğiniz 18 artı konulmuş ama 18 artılık bir şey yok diye düşünüyorum. Yani 16 yaşında ailenizde ya da 14 yaşında, 15 yaşında aileyle izlenilebilecek bir film oldukça da güzel, keyif verdi. Bu şekilde benim görüşüm bu şekilde. Bakalım hemen dakikamıza. 11 dakika olmuş. Video bayağı uzamış. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok fazla sesle ilgili, arkadaki konsept ışıklarımla ilgili ya da nasıl diyebilirim size? Çok fazla şey yapamıyorum bir önceki videolar gibi. Mazur görün bunları ve bize destek olursanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.